kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıksız orkidelere nasıl bakılır ve hangi metotlar uygulanır bunu göstereceğim. Eğer sizin de elinizde bu şekilde yaprakları solan ve kökleri çürüyen, çiçekleri de solmuş olan bir orkideniz varsa nasıl bir bakım yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken Orkidenin solan çiçek dalını kesmek çünkü bu çiçek dalı orkidenin gücünü alacaktır. Bu yüzden orkidenin gücü kalmadığı için çiçek dalını kesiyoruz. Gördüğünüz üzere çiçeklerin hepsi solmuş. Bu belirtiler bize orkidenin köklerinde problem olduğunu gösteriyor. Eğer çiçekleri soluyor, yaprakları yumuşuyorsa Zaten saksı dışından da gözüktüğü üzere kökleri genelde çürümüş oluyor. Kökleri bu şekilde çürüyen orkideyi saksısından çıkarmanız gerekiyor ve kök bakımı yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere içinde sünger var. Bu sünger fazla sulamalar sonucunda orkidenin bu şekilde köklerinin çürümesine sebep oluyor. Sağlıksız ve içi boşalan, tel gibi olan Kökleri kesiyoruz. Bu orkidenin kökünde hastalık da var. Bu yüzden bütün köklerini kesiyorum. Evet, bütün köklerini kestikten sonra bu tarz orkidelerde mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz orkidelerin genelde mutlaka üzerinde bir e, unlu bit ya da trips gibi e, böceklerde olabiliyor. Bunlardan kurtarmak için orkidenizin köklerini iyice temizledik ve yıkacağız. İyice yıkadıktan sonra bakın bu şekilde bir bardağın üzerine koyuyorum. Şimdi orkidemin yeniden dezenfekte edip canlanması için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın orkidelerde dezenfekte etmek için çok önemli bir temizleme maddesi. Üzerine kaynar su koyuyorum. Bu kaynar suyun soğuması gerekiyor. İyice karıştırıp soğuması için bekleyeceğiz. Tarçın biliyorsunuz ki antioksidan özelliği sayesinde özellikle çürümelerde ve hastalıklarda hızlı bir şekilde iyileşmesini yardımcı olur. Sizler de mutlaka orkideleriniz bu şekilde çürük ise tarçını suda bekletin. Evet bakın 30 dakika bekledim ve soğudu. Şimdi bunu süzüyorum. Çünkü o tarçının toz parçalarının orkide köklerine ve yaprağına yapışmaması için bu şekilde süzüyorum. Evet bakın böyle bir kalıntılar kalıyor. Şimdi bu su bizim için çok önemli. Orkidemizi bununla dezenfekte edeceğiz. Orkidelerinizi dezenfekte etmeden kesinlikle yeni bir saksıya almayın. Bakın yapraklarını da özellikle dezenfekte ediyorum. Çünkü yaprakları da tamamıyla solmuş ve yumuşak. Bu tarz orkidelerde bir hastalık olabileceği için bunu önceden önlemiş oluyoruz. Evet bakın kök kısmında suyun içerisine koyup bu şekilde 30 dakika bekletip dezenfekte edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, orkidemizi yeniden canlandırmak için böyle bir pet şişe kullanıyorum ben. Bu orkidemizin gördüğünüz üzere yaprakları çok yumuşak ve kökü hiç yok. Bu tarz orkidelerde ters su kültürü uyguluyoruz. Ters su kültüründe bakın sadece bu kadar su giriyor. Yani orkidenin yapraklarının uç kısmı sadece suya değecek. Ve bu orkidemizin daha hızlı kök çıkarabilmesi için sera ortamı oluşturacağız. Bunun için yeni bir pet bardağı bakın. Bu şekilde kesiyorum. Bu delikler önemli çünkü kök kısmının hava alabilmesi için mutlaka bu tarz küçük delikler açmanız gerekiyor sera yönteminde. Yoksa orkidenin köklerinde küflenme olabilir ve bu yöntemde mutlaka orkidenin köklerini çok iyi kurutun. Kuruduğundan emin olduktan sonra sera yöntemi uygulayın. Ve kenarlarından bakın bir toka ile tuturup bunun bu şekilde sabit kalmasına yardımcı olacağız. Ve Orkidemiz bu sera ortamında hızlı bir şekilde kökler çıkaracak. Evet bu şekilde bol ışık alan bir pencere kenarına koyabilirsiniz ve suyu azaldıkça mutlaka su ekleyin. Çünkü zaman ile buharlaşıp suyu azalacaktır. Evet şimdi sizlere bu yöntemde uyguladığım hemen diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Bu yöntemi uygulayalı tam 20 gün oldu. Şimdi sizlere 20 gün içerisindeki bakın sonucu göstereceğim. Bu orkidem 20 günde bu hale geldi. Bu orkidemin ve diğer orkidemin tüm gelişmelerini sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet aradan tam 60 gün geçti eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. 60 gün sonunda orkidelerimin son halini sizlerle paylaşacağım bu ilk sizlerle beraber e, bakım yaptığımız orkidem terso kültürü uyguladığım orkidem gördüğünüz üzere şu anda ee, yeni kökler çıkardı ve aynı zamanda yeni bir çiçek dalı da çıkardı. Hemen sizlere bakın yakından gösteriyorum gördüğünüz üzere şu anda artık sağlıklı kökleri çıkmaya başladı ve normalde bu aşamada çiçek dalı çıkarmaz fakat çiçek dalı çıkardı ve yapraklarını da bakın gösteriyorum yeni bir yaprak çıkarmaya başladı. Bu yöntemde orkideler hem yaprakları bakın yumuşaktı canlı ve sert hale geliyor, hem de yeni yaprak, yeni kök ve yeni çiçek dalı çıkarıyor. E, bu aşamada orkidelerinizin yaprakları bazen solabilir, sararabilir. Bu çok normal çünkü ters su kültürü uyguluyoruz ve hiç kökü yok. Orkideler bu aşamada güçlenmek için bütün gücünü yapraktan alır. Yapraklarınızın yumuşaması ya da sararması önemli değil. Zaten ilerleyen zamanlarda biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 2 ay sonunda orkideleriniz kendini toplamış ve yeni kökler, yeni çiçek dalları ve yeni yapraklar çıkarmış oluyor. Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken püf nokta uzun süre yapraklar suyun içerisinde kalınca bu şekilde bakın yapışkan bir tabaka oluşabiliyor. Yapmanız gereken bir 15 günde bir bakın suyu da bu şekilde kirlenebilir. Bu suyu götürüp döküp yeni bir su dolduracağız ve yaprakların uç kısmını da çeşmede biraz yıkadım. Bakın yeni bir suda koydum. Gördüğünüz üzere bakın şu anda yapraklarını uç kısımlarını yıkayınca bu şekilde artık yapışkansa kısmı kalmadı. Tekrar bu şekilde suyun içerisine koyup e, bol aydınlık olan bir pencere kenarına koyuyoruz. Suyu kirlendikçe suyunu değiştirebilirsiniz ya da suyu zamanla buharlaşıp azaldıkça yine su ekleyebilirsiniz. Bu püf noktalara dikkat etmeniz yeterli. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.